Bu metinde yazarın en az sözcükle en çok şeyi anlatmak sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Okumasak bile çözebiliriz aslında. Şöyle diyelim, usta bir yazar olmak mı istiyorsun? Bunun bence tek yolu var. En az sözcükle en çok şeyi anlatmak. Çünkü insan anlatmak istediklerini sözcük yığınlarıyla değil, tek başına kullanılan sözcüklerle ortaya koyuyor. Herhangi bir şeyi ayrıntılara inmeden onu en iyi anlatan sözcükle veriyor. İşte sen de böyle yapmalısın. A. Bir yazar başarılı olmak istiyorsa yazdıklarında çeşitlilik içeren sözcüklere yer vermelidir. Bununla alakalı değil. Eledim. B. İyi bir yazar olmanın yolu yazdıklarında gerektiği yerde gerektiği kadar sözcük kullanmaktan geçer. Evet. Aslında tas tamam bunu söylüyor. En az sözcükle en çok şeyi anlatman gerekiyor dedi. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı. Yani çok laf kalabalığı yapmadan az ve öz anlatımlar sergilemelisin dedi. Cevap Bursa. Bir bilgisayar kursuna giden kişilerin kur düzeyi ve düzeye uygun çalışma programları şu şekildedir dedi arkadaşlar. Hemen bakalım. Günlük 40'ar dakika olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri robot programlama. Birinci kur. Şimdi 5 şıkkına bir bakalım. Pazartesi 40 dakika robot. Perşembe 40 dakika robot. Tamam. Salı ve Cuma günleri web tabanlı. Web tabanlı kırmızı olacak. Salı günü web tabanlı. Cuma günü web tabanlı. Güzel. Çarşamba günü ise mobil. Evet, mobil yeşil tabanlı derim. İkinci kur katılımcıları günlük 20'şer dakika olacak. Güzel. Pazartesi, Perşembe günleri mobil programlama yani yeşil. Pazartesi 20 dakika yeşil, Perşembe 20 dakika yeşil. Güzel. Ardından ikinci kura bakıyorum. Salı ve Cuma günleri robot programlama. Salı günü 20 dakika mavi, Cuma günü 20 dakika mavi. Tamam. Çarşamba günü ise web tabanlı programlama. Çarşambaya baktım. Web tabanlı kırmızıydı. 20 dakika mı? Evet, doğru. Üçüncü kur katılımcılarına geldim. Günlük 30'ar dakika olmak üzere. Pazartesi ve Perşembe günleri robot programlama. Pazartesi 30 dakika robot. Perşembe 30 dakika robot verdik. Ardından Salı ve Cuma günleri mobil programlama. Salı 30 dakika mobil. Cuma 30 dakika mobil oldu. Ardından Çarşamba günü ise web tabanlı programlama çalışmaları. Bakın buraya arkadaşlar. Şurada pardon. Ardından Çarşamba günü ise web tabanlı programlama çalışmaları yapacaktır. Yine baktım buraya. Web tabanlı 30 dakika dedim. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa şıktı. Diğer şıkları da isteyenler kontrol edebilirler. Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakalım. Yer çekimi olmayan ortamlarda hareket edebilmek üzere tasarlanan Kirabo, uzaya çıkan ilk insansı robot. 10 Ağustos'ta derken belirli tarih bildiren ay adları büyük yazılır. Dolayısıyla C'ye dair bir yazım yanlışı var. Uluslararası Uzay İstasyonu'na dedi. Şimdi burada kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmazdı. B'ye dair bir yazım yanlışı var. Ardından ulaşan 34 santimetrelik robot orada tam 18 ay kaldı. Bu süre içinde astronot Kolçi Vakataya arkadaşlık etti. Ayrıca uzayın fotoğraflarını çekti ve dünyaya mesajlar gönderdi. Şimdi burada arkadaşlar bir de D şıkkına bakalım. Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Neyi kastetti burada? Yer çekimini kastetti. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Bunu eledim. Cevap Adana. Ne dedi çünkü? Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.
Burada ne yaptı? Santimetrelik. Zaten okulun şunu esas almış. Dolayısıyla cevap Adana. Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? A. Tırnak içinde olmayan altı cümlelerinden sonra kullanılır. B. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. C. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelimeyle yapı ve anlam bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. D. Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Hemen bakalım. Yazar, dostluğu insanın ve insanlığın en büyük, en yüce değeri olarak tanımlıyor. Tamam. Aslında çağlar boyunca dostluk üzerine çok durulmuş. Bu konuda çok da söz söylenmiştir. Burada sıralı cümleleri ayırmak için kullandı. B'yi eledim. Ama gelin görün ki günümüzde birçok insan ne yazık ki ara söz buldum. Dolayısıyla arkadaşlar Denizli'yi eledim. Yazarla aynı fikirde değil. Ünlü bir yazarın insanın en iyi dostu ölmüş olan dostudur. Sözü dillerde dolaşır oldu. Burada da arkadaşlar bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelimeyle yapı ve anlam bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır kuralına dair bir kullanım var. Dostluk değerlerimiz arasından çıkıp gitti sessiz sedasız. Şimdi B, C ve D'yi hep birlikte eledik. Geriye A kaldı. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra kullanılır kuralına uygun bir kullanım. Burada örneği yok. Dolayısıyla cevap Adana. Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir. Hemen bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır? A. Bu oyuncunun rol aldığı bütün filmleri izliyorum ve takdir ediyorum. Kimi takdir ediyorum? Bu oyuncuyu takdir ediyorum. Dolayısıyla ya da filmleri takdir ediyorum. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Göremedim. B. Her gün çocuklarıyla ilgilenir, ödevlerini kontrol ederdi. Kim kontrol ederdi? O. Kim ilgilenirdi? O. Az önce de burada bir hata yaptık sanırım. Filmleri izliyorum. Kim izliyorum? Ben. Özne ben. Takdir ediyorum. Kim ediyor? Kim takdir ediyor? Ben. İkisinde de aynı şekilde söz konusu. Ortak kullanılmış yani. Ve herkes bu salgının hemen bitmesini istiyor. İstiyor. Yüklem. Herkes özne. Aksi bir şey söylemiyor. Şimdi herkes derken bu olumlu bir genellemedir. Ama aksi bir durum, ters bir durum söylenecekse kimse denir arkadaşlar. Hani burada bir öznem eksik. Yani cevabım Ceyhan şıkkıdır. B'ye baktım. Sanat insana bir şeyler vermeli. İnsanın bakış açısını genişletmelidir. Burada özne yani sanat ortak kullanılmış. Herhangi bir problem, sıkıntı görünmedi. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevap C. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Mübalağa, abartma, yani diğer adı, intak, konuşturma, teşbih ve benzetme arkadaşlar. Tanımlarını zaten artık neredeyse ezbere bildiğiniz için tekrar okuma ihtiyacı duymuyorum. A'ya baktım. O gün gelsin, neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Şöyle bir dursun. B. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Benzetme yaptı kutu gibi derken eledim. C. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Abba abartma yaptı. Eledim. Denizli'ye baktım. Tilki kapıp onu dedi ki efendiciğim konuşturma yaptı. Eledim. Cansız bir var yani insan dışındaki bir varlığa konuşma özelliği yükledi. Gördüğünüz gibi B şıkkında benzetme, C şıkkında abartma, D şıkkında konuşturma yapılmış. A'da bunlar yapılmamış. Dolayısıyla cevabım 6. soru için Adana. Teması yaşama sevincidir. Aşamalı bir durum,
söz konusudur. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu iki özelliği birden taşımaktadır? Hemen bakacağız. Uyandım, baktım ki bir sabah kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Pırpır eder durur bahar rüzgarında, kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Burada arkadaşlar sanki yaşam, sevinç gibi bir şey var ama aşamalı bir durum yok. Eledim. Rabbim, 5 şıkkına bakıyorum. Rabbim bir gök verdin bize, rahatlanır kalbimiz her an yeniliğinden. O kadar sade, aydın, sonsuz, o kadar kendiliğinden. Şimdi burada aşamalı bir durum belki diyebiliriz. Ama sevgi, yaşama sevinci bulamadım. C'ye baktım. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Yaşama sevinci var. Aşamalı durum yok. Denizli her gün daha başka açıyor çiçek. Gökyüzü daha mavi gittikçe. Bakın gittikçe her gün. Güneş daha rengarenk. Şıngır mıngır demir alır gemiler. Burada arkadaşlar hem yaşama sevincinden bahsederim, hem de aşamalı bir durum, her şeyin aşamalı olarak güzelleşmesinden bahsederim. Dolayısıyla cevabım Denizli sevgili gençler. Bu metinlerde söze edilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Yetiştiği bölge, B. içerdiği vitaminler, C. sağlık sektöründe kullanılması, D. çiçek açma dönemi dedi. Kuşburnu ülkemizin hemen her yerinde yetişen dikenli çalının meyvesidir. Bitki ilkbahar sonu, yaz başında beyaz ve pembe çiçekler açar. Meyveler yaz sonu, sonbahar başında olgunlaşır. 1-2 santimetre boyundaki meyveler turuncusu kırmızı ya da siyahımsı kırmızı olur. Tatları ekşi, yapıları tüylüdür. Limondan 60 kat daha fazla C vitamini içeren kuşburnu, bağışıklık sisteminin dostudur. Besin değeri oldukça yüksek olan kuşburnu, vitamin ve mineraller açısından çok zengindir. Hemen baktım. Marmara, Akdeniz, Karadeniz, en çok da İç Anadolu'da yetişen çalı ya da küçük ağacın meyvesidir. Bitki ilkbahar sonu yaz başında beyaz ve pembe çiçekler açar. Aynı kuşburnu gibi. Bakın burada altını çizmiştim. Demek ki çiçek açma dönemleri aynı mıymış? Evet, cevap Denizli. Devamını da okuyalım. Çiçekler açar. Kırmızı, sarı ya da turuncu renkte olan meyvelerin tadı ekşimsidir. Halk dilinde ekşi muşmula olarak da bilinen alıcın insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kurusunu her zaman aktarlarda bulabilirsiniz ama taze tüketmek istiyorsanız Eylül, Ekim, Kasım aylarını bekleyeceksiniz. Cevabımız Denizli. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmeli? Bakalım arkadaşlar 9. soruya. 1. Merakla okuduğunuz bir hikayeyi bir daha okuyamazsanız, okumak arzusu duymazsanız ondan aldığınız zevk bilin ki sanat zevki değildir. Duvara astığınız resme her gün bakıyoruz. Bir müziği ikide bir yeniden dinliyoruz. Bıkmıyoruz, utanmıyoruz onlardan. 3. Okuduğumuz romandan, şiirden de bıkmamalıyız. 4. Sanat eseri nedir diye soranlara kişiyi bıktırmayan şeydir demeli. Bakın, bıkmaktan başlamadan önce 4'ü söylemesi lazım. Yani en başa giriş bölümüne ben birin yerine 4'ü koysam, 4'ün yerine biri koysam daha anlamlı olur. Şöyle, cevap B arkadaşlar. B'deki gibi bir okuyalım yer değiştirerek. Sanat eseri nedir diye soranlara kişiyi bıktırmayan şeydir demeli. Bu bir sona geçti. Biri okumayacağız. Duvara astığımız resme her gün bakıyoruz. Bir müziği ikide bir yeniden dinliyoruz. Bıkmıyoruz. Usanmıyoruz onlardan. Okuduğumuz romandan, şiirden de bıkmamalıyız. Merakla okuduğunuz bir hikayeyi bir daha okuyamazsanız, okumak arzusu duymazsanız ondan aldığınız zevk bilin ki sanat zevki değildir şeklinde yaptığında anlamlı bir bütün oluşturdu. Dolayısıyla bu soru için cevabım Bursa sevgili gençler.
Bir hikayede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kurmaca varlıklara kahraman denir. Evet, bu açıklamaya göre hikaye parçasında kendisinden ben diye söz eden kahraman aşağıdakilerden hangisidir? A. Fotoğraftaki kişi B. Fotoğrafçı C. Koridordaki kişi D. Fotoğrafçının elindeki resim. Hemen bakıyorum. Elinde çerçeveli birkaç fotoğrafla odasından çıktı. Koridorun ortasında durup başını soldaki duvara çevirerek bana baktı. Demek ki dolapta duvardaki bir şey konuşuyor. Ben yeni rütbesinin verdiği gururla geleceğine gülümseyen genç bir subaydım. Bakın bu bir fotoğraf veya resim olamaz. Neden? Bir insan olması lazım. Yani kişi olması lazım. O da gülümsedi çünkü bana. 20 yıl önce gülümseyin diyen kendisiydi. Başını sağ taraftaki duvara çevirerek bir adım geri çekildi. Evet, bu duvar daha uygun diyerek elindeki çerçeveli resimleri duvardaki diğer resimlerin yanına asmaya başladı. Fotoğraf çektirmek için koridorda çocuğuyla bekleyen adama dönerek siz de bu duvarların birinde yerinizi alacaksınız dedi. Şimdi fotoğrafın içindeki kişi kahraman konuşuyor burada arkadaşlar. Dolayısıyla ne derim ben buna? Fotoğraftaki kişi derim. Cevap Adana yani. Bu parçaya göre öğrenciye verilen tavsiye aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Türkçe dersinde öğrencilerden Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden bildikleri herhangi birini tanıtan bir paragraf yazmaları istendiğinde bir öğrenci şu cümleleri yazar. Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize çok dokunur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine iner. Bazı yerlerde ise dalgaların belirlediği kıyı çizgisiyle dağ sınırları arasında bol rüzgarlı ovalar girer. Öğrenciye verilen tavsiye nokta nokta nokta. Bu tavsiyeden sonra öğrenci paragrafı şu şekilde değiştirmiştir. Toros Dağları'nın etekleri ta Akdeniz'den başlar. Dağlar bazı yerlerde kıyılarla sarmaş dolaş olur. Bu kıyılar da saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Kıyıları döven dalgaların sesi ılık rüzgarlara karışarak geniş düzlüklere yayılır. Şimdi öncelikle ne yapmıştı öğrenci arkadaşlar? Biraz yavan bir anlatım yapmıştı. Etkili bir anlatım yapmamıştı. Dolayısıyla öğrenciye verdikleri tavsiyeden sonra bakın birden fazla duyuyu harekete geçirecek şekilde deniz kokar, tuz kokar diyor, sesi diyor, geniş düzlükler diyor, görme var. Dolayısıyla cevabım etkili yazmak istiyorsan sözcüklerini okurum birden fazla duyusunu harekete geçirecek biçimde kullanarak anlattığını ayrıntılandırmalısın şeklinde bir tavsiye vermişlerdir diyebiliriz. Cevap Denizli. Evet, numaralanmış grafiklerden hangileri açıklamaları ile örtüşmez dedi. 1. Yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınlarının yıllar itibarıyla sayısal değişimi. 2. 2018 yılında ilk 6 ay yabancı hastaların kurumlara göre dağılımı. 3. Üniversite öğrencilerinin Türkiye'deki en önemli çevre sorunu hakkındaki görüşleri. Şimdi bir inceleyelim arkadaşlar. 1'e tekrar baktım. Yangın sayısını verdi, yılları verdi. Türkiye'nin ormanlarının büyük bölümü yangın tehdidi altındadır dedi. Şimdi burada ne demiş yukarıda? Yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınlarının yıla itibarıyla sayısal değişimi. Sayısal olarak değiştiğini görüyor muyum gerçekten? Evet, adet olarak değişiyor. Ama ben buradaki açıklamaya baktığımda Türkiye ormanlarının büyük bir bölümü yangın tehdidi altındadır diyor. Nerelerde yangın çıktı bilmiyorum ki. Genel olarak söylemiş. Dolayısıyla açıklamayla örtüşmeyen bir grafik. O zaman bir kesin olacak cevaplarımın arasında. Devam ettim.
2'ye baktım. 2018 yılı ilk 6 ay yabancı hastaların kurumlara göre dağılımı. Kamu hastanesi %24, üniversite hastanesi %8, özel hastane %67. Gelişen sağlık turizmi nedeniyle Türkiye'de yeni hastanelere ihtiyaç var. Şimdi buradan yeni hastaneye ihtiyaç var mı yok mu bilemem ki. Ne kadarı turist, ne kadarı yerli, ne kadarı üniversite hastanesine gitmiş. Daha doğrusu şöyle, ne kadarı hangi hastaneye gitmiş bunu öğrendim. Burada sağlık turizmi ile alakalı herhangi bir veri vermedi. O zaman iki de cevapların arasında olacak. Bir olmayanları eledim, iki olmayanları eledim. Üçe bakalım. Üniversite öğrencilerinin Türkiye'deki en önemli çevre sorunu hakkındaki görüşleri dedi. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, görüntü kirliliği diğer. Üniversite öğrencileri hava kirliliğini Türkiye'nin en önemli çevre sorunu olarak görüyor dedi. Evet, öyle diyebiliriz. 3. Yanlış değil, doğrudur. Yanlış olan, örtüşmeyen C şıkkındaki 1 ve 2. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. A ve B okulları ortaklaşa bir yıl sonu etkinliği düzenlemişlerdir. Bu etkinlikte yapılacak olan ip atlama, halat çekme, bisküvi yeme ve yumurta taşıma yarışlarında dedi. Şimdi yarışları bir yazalım buraya. İp dedim. Ardından bisküvi dedim. Ardından şöyle halat deyip bisküvi diyelim. Halat. Bisküvi. Ve son olarak yumurta. Böyle bir tablo oluşturalım hızlıca. Evet. Yarışlarına Elif, Gül, Kerem, Musa adlı öğrenciler katılacaktır. Güzel. Her bir kişi sadece bir yarışa katılacaktır. O zaman her yarışta da bir kişi olacak. Gül ip atlama yarışına katılacaktır. Kesin olanların yanına şöyle bir işaret yapayım. Gül ip atlamaya katıldı. Musa halat çekme ve bisküvi yeme yarışlarından birine katılacaktır. Şimdi yukarıdan Gül'ü silelim. Gül'ü kesin biliyorsun. Halat ve bisküviye parantez içinde Musa yazdım. Bilmiyorum bir tanesine katılabilecek. Kerem'in yumurta taşıma ve bisküvi yeme yarışlarına katılmayacağı bilinmekte. Bisküvi burada, yumurta burada. O zaman Kerem halata katılacak. Kerem halata katılırsa şöyle yazdım. Musa katılamaz halata. O zaman bunu sildim. Şunu da şöyle silelim. Musa da kesin olarak bisküvi yemeye katılacakmış. Geriye kim kaldı arkadaşlar? Elif kaldı. Elif de yumurta yemeye, yumurta taşımaya katıldı. Şimdi bir de devam edelim. A okulundan katılacaklar ip atlama, yumurta yeme ve halat çekme yarışlarından ikisine katılacakmış. Şimdi ihtimali yazıyorum buraya. A ip atlama, A halat çekme. Buraya da ne geldi? Yine üçünün de A olduğunu farz ediyorum. Şimdi bir de son öncülde bana Kerem ve Gül farklı okullardan katılacaktır. Şimdi ikisi aynı olamayacağı için mesela Gül A iken ne olacak? Kerem B olur veya Kerem pardon Gül B ise Kerem A olur. Elif her zaman A. Elif'in yeri değişmeyecek arkadaşlar. Devam ettim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Kerem ve Musa aynı okula gitmektedir. Kerem ve Musa aynı okula gidebilir mi? Evet gidebilir. Kerem B okuluna gittiyse Musa da B okuluna gider. Ama bu kesin mi? Değil. A gitti.
Elif A okulundadır ve yumurta yeme yarışına katılmıştır. Bakın Elif burada. Ben demiştim ki her halükarda Elif A okuluna gidiyor ve zaten kesin olarak da yumurta yarışına katılıyor. O zaman cevabım bu soru için Bursa arkadaşlar. Gül ve Elif'in okulları aynıdır dedi. Olabilir de olmayabilir de. Kerem B okulundadır ve halat çekme yarışına katılacaktır. Bu da kesin değil. Kesin olan tek bir yargı var. O da B şıkkında verilmiş değerli arkadaşlar. Cevap Bursa. Bu dizeleri oluşturan cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Isparta'nın renk renk gül bahçesinde bülbüllerin neşesini gör şimdi. Gör, yüklem. Şöyle diyelim. Gör, yüklem. Nerede gör? Isparta'nın renk renk gül bahçesinde yer damlayıcısı. Ne zaman gör? Şimdi gör. Zarf damlayıcısı. Neyi gör? Bülbüllerin neşesini. Dolayısıyla bu da belirtili nesne. Şimdi baktım. Gör diyor burada arkadaşlar. İsim cümlesi mi olur? Fiil cümlesi mi olur? Yüklem fiil ise tabii ki fiil cümlesi olur. O zaman Denizli ve Adana güle güle dedi bizlere. Bakalım yüklem sonda mı değil? O zaman devrik olacak mutlaka. Ceyhan da güle güle dedi. Bir tane yüklem var. Başka herhangi bir fiilimsi, herhangi bir yüklem var mı? Yok. Tek yüklemli. Gör diyor. Gör gerçekleşecek bir şey. Her zaman gerçekleşebilir. O zaman burada olumluluk söz konusu. Olumsuz bir yargı yok. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bir bilgi verdi bana. Türkçe'de cümle dizilişi genelde özne artı tümleç artı yüklem biçimindedir. Yani yüklem sonda, özne başta, ortada tümleçler vardır dedi. Ve cümleler yükleminin yerine göre devrik ve plural cümle olmak üzere ikiye ayrılır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre farklıdır? Yüklemleri bulalım. 1. Edebiyat dünyasında kaybolup gitme gibi bir kaygım olmadı hiçbir zaman. Olmadı yüklem. Yüklem sonda değil devrik. Birin altına D yaz. 2. Dünyaya iyi bir şaheser bırakmak gibi bir amacım da yok. Bakın amacım yok derken yüklemin sonda olduğunu gördün mü? Gördüm. Dolayısıyla bu bir kurallı cümledi. 3'e baktım. Birilerini övmek ya da yermek gibi bir derdinse hiç olmadı. O zaman bu da ne oldu? Yüklem sondaysa arkadaşlar kuralları. Buraya da K yazdım. 4'ü okuyorum. Ben kalemimi açmazlarımdan kurtulmak, yaşama sıkı sıkıya bağlanmak için kullandım dedi. Kullandım. Yüklem. Yüklem sonunda ise kurallıdır. Buraya da kurallı dedim. Sadece A şıkkında verilen birinci cümle kuralsız yani devriktir sevgili arkadaşlar. Cevap Adana. İçinde fiilimsi bulunan bazı cümlelerde yüklem ile fiilimsi çatı bakımından uyumlu olmalıdır. Örneğin odaları tek tek süpürerek bütün evi temizlendi cümlesindeki fiilimsi olan süpürerek sözcüğü etken çatıdayken temizlendi yüklemin edilgen çatılı olduğu için cümlede anlatım bozukluğu vardır. Buna göre cümlelerinin hangisinin sözü edilen türde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır, bulunmaktadır? Bakalım arkadaşlar. 1. Ağın leblebisi yapmak için ilkin nohutlar elekten geçirilip büyük taneler seçilir. Burada herhangi bir problem var mı? Bekleyelim. 2. Seçilen nohutlar içine meşe külü atılmış kaynar suya aktarılarak bir süre bekletilir. Burada göremedim. 3. Sudan çıkarken nohutlar sadece üzerinde bademli kumuyla birlikte kavrulur. Burada da ben herhangi bir şey bulamadım. Eledim. 4. Bu işlemin ardından nohutlar tekrar elekten geçirilip tüketime hazır hale getirilir. Burada da bir problem gördün mü? Görmedim. Şimdi tekrar
Bire bakacak olursan, ağın leblebisi yapmak için ilkin nohutlar erekten geçirip büyük taneler seçilir. Nohutlar erekten geçirilip demesi lazım burada arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu var. Kullanım hatasından kaynaklanan cevap Adana şıkkı diyelim. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması için yapılacak çalışmalardan biri olamaz? A. Dış etkilerden daha çabuk etkilenebilen orman, bulak alan, dağ, göl gibi tabiat alanlarında insan etkinliklerinin sınırlandırılması. B. Aşırı ve zamansız avlanmayı önlemek için caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması. C. Üretim alanlarında üretimi en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla modern tarım tekniklerinin kullanılması. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların yaşam alanları korunarak bu canlıların güvenli ortamlarda çoğalması. Şimdi okuyalım. Doğada biyoçeşitlilik kaybı giderek artıyor. Dünya genelinde ekonomik ve sosyal kalkınmada hayati öneme sahip biyoçeşitliliğin giderek azalması canlıların yaşamı için tehlike arz ediyor. Birleşmiş Milletler bünyesinde her yıl 22 Mayıs tarihi Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak kutlanıyor. İnsan faaliyetleri yüzünden 1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son 50 yılda türlerin popülasyonundaki kayıp, karasal türler ve deniz türleri olarak yazık. Bilinen 300 binden fazla bitki türünün arasından değerlendirilebilen 12.914 türün yaklaşık %68'i yok olma tehdidi altında. Tarım ürünlerine en büyük zirai katkıyı sağlayan polenlemenin başak türü arıların %40'ı yok olma riskiyle karşı karşıya. Balık rezervlerinin yaklaşık üçte bir aşırı avcılığa maruz kalıyor ve tatlı su balıklarının üçte birini tehlike altında dedi. Biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörler iklim değişikliği, kentleşme, aşırı avlanma, demografik değişim ve ormanların yok edilmesi. Şimdi buna göre hangisi biyoçeşitliliğin korunması için yapılacak çalışmalardan değildir? A. Dış etkenlerden daha çabuk etkilenebilen orman, sulak alan, dağ, göl gibi tabiat alanlarında insan etkinliklerinin sınırlandırılması. Evet, buraları daha sessiz, sakin ortamlar yapıp doğaya zarar vermemek amaç. B. Aşırı ve zamansız avlanmayı önlemek için caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması. Evet, aşırı avlanma sebeplerden biriydi. Olumsuz etkileyen faktörlerden biriydi. Dolayısıyla bunu da elenin çalışmalardan biri olabilir. Diğerine geldim. Üretim alanlarında üretimi en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla modern tarım tekniklerinin kullanılması. Bundan bahsettim mi hiçbir yerde? Yok. O zaman D'ye geçtim. Sanki cevap C gibi. Nasıl tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların yaşam alanları korunarak bu canlıların güvenli ortamlarda çoğaltılması, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların burada yapılabilecek önerilerden bir tanesi öğretmenimiz ödev verirse. Cevap Ceyhan. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. A. Birinci cümlede durum gerekçesiyle verilmiştir. Bakalım bire. Durum son yıllarda gastronomi turizmine artan ilgi nedeniyle daha fazla gündeme gelir oldu. Nedenini söyledi, gerekçesini söyledi. Doğru mu? Doğru. A gitti. B. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. İkinci cümleye baktım. Çorum'un tarihine bakıldığında her dönemde mutfağın ayrı bir önem sahip olduğu görülür. Her dönemde derken diğer dönemlerle kendi dönemlerini karşılaştırmış olduğu. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Öyle değil. C'ye baktım. Üçüncü cümlede olumsuz bir eleştiri vardır. 3. Halk arasında mutfak yerine yaygın olarak aşevi ya da aşocağı tabirini kullanıldığı görülmektedir. Burada nesnel bir bilgiyi bana sordu. Bu bilgiyi zaten sevmesi sevmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla ben ne yaptım arkadaşlar? Cevabımı C olarak
ifade ettim. Olumsuz eleştiri vardır yargısı uygun değildir. Dörde baktım, yani D'ye baktım. Dördüncü cümlede bir amaç açıklanmıştır. Bakalım, şehrin geleneksel mimarisine uydurmak amacıyla, bakın buraya amacıyla getirdim. Mutfak aşevi ya da aş ocağı müstakil bir yerde konumlandırılmıştır dedi. Bu sorunun cevabı o zaman Ceyhan sevgili gençler. Bu partideki numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Azimli demiş. Nedir bu? Gayretli olabilir. Neyli olabilir? Kararlı olabilir. Babam her konuda azimli bir insandı. Tabii C ve A gitti. Evimizde mutlaka her türlü kurala uyulurdu. Bu yüzden de oldukça durgun bir yaşamımız vardı. Durgun derken sakin yaşam anlamında sanki cevap ortaya çıktı. Ne zaman ki aileden biriyle ilgili olumlu güzel bir gelişme olur, ancak o zaman evimizde bayram havası, yani neşeli bir ortam yaşanırdı. İşte o zamanlarda babam bazı yaptıklarımıza göz yumardı dedi. Bu da neşeli ortamı ifade etti. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Denizli şıkkı sevgili gençler. Bu parçanın sonuna dedi. Cümlesi getirilirse aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur? Bakalım. Bir aşçı kek yapacağı zaman önce mutfağını kontrol eder. Bu kontrolde yapacağı kek için kullanacağı malzemelerin tam olduğundan, keki fırında pişirecekse fırının çalıştığından emin olur. Ondan sonra kek yapmaya başlar. Sonuna tıpkı bunun gibi bir yazarın da yazmaya başlamadan önce yazacakları ile ilgili bir ön çalışma yapması beklenir. Şimdi bir aşçıyla yazarı sanki karşılaştırdığı gibime geliyor. Aşçı nasıl her şeyi kontrol altında kullanıyorsa, neleri yapacağını biliyorsa, yazar da yazacakları konusunda böyle olmalı ve davranmalıdır. Cevap Ceyhan sevgili gençler.